Merhabalar tekrardan. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Geçen hafta neler işlemiştik? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen hafta canlıların yapısını oluşturan organik bileşikleri işleyip tamamen bitirmiştik. Tüm hepsinden bahsetmiştik. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler, ATP. Bunların hepsinden arkadaşlar ne yapmıştık? Bahsetmiştik ve konuyu tamamen bitirip üzerine sorular çözmüştük. Bugünkü dersimiz neyse arkadaşlar? İkinci ünitemize başlayacağız. İkinci ünitemiz ne olacak peki arkadaşlar? Hücre konusuna geçiş yapacağız. Hücre ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aklınıza gelenler var mı? En küçük yapı birimi. Aslında şöyle desek daha doğru olur. Hücre canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi. Çünkü en küçük yapı birimi dediğimiz zaman atomlar mesela hani akla gelebiliyor. Hücre dediğimiz şey birazcık ufak bir eklemeyle canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi diyebiliriz. Yani tüm canlılar arkadaşlar hücrelerden oluşmuştur. İşte ökaryotik hücreler var, prokaryotik hücreler var. Hani bundan şeyde bahsetmiştik, canlıların ortak özelliğinden hücresel yapı dediğimiz zaman bahsetmiştik aslında. Tüm canlılar arkadaşlar hücrelerden oluşmuştur. Bazı canlılar işte tek hücreli, bazı canlılar çok hücreli, bazı canlılar prokaryot, bazı canlılar ökaryot demiştik. Hücresel yapı dediğimizde de ise arkadaşlar genel özellik bir canlıya canlı diyebilmemiz için, bir yapıya daha doğrusu canlı diyebilmemiz için ne diyebiliriz? Canlılardan oluşur diyebiliriz. Yani tüm canlılar canlılardan oluşmuştur. Yaklaşık mesela insan arkadaşlar 37 trilyon hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur diyebiliriz. Ama bazı canlılar var ki mesela tek hücreli bakteriler, arkeler tek hücreli canlılardır diyebiliriz. Amip, ögden, apara, mesyu. Bunlar neler arkadaşlar? Tek hücreli canlılar diyebiliriz. Yani hücre dediğimiz yapı canlının canlılık özelliği gösteren en küçük hücreleri. Bazı canlılar tek hücreden oluşmuştur, bazı canlılar da çok hücreden oluşmuştur diyebiliriz. Gelin hücreyle ilgili birazcık daha ayrıntılı hücreden birazcık daha ayrıntılı bahsedecek olursak. Tüm canlılar arkadaşlar ne dedik? Hücrelerden oluşmuştur dedik. Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi dedik. Canlılar arkadaşlar işte hücrelerin şekilleri veya canlı içindeki sayıları birbirinden farklıdır. Yani mesela dediğim gibi bir insan hücre, bir insan yaklaşık 37 trilyon hücreden oluşurken bir işte bakteri, arke tek bir hücreden oluşmuştur diyebiliriz. Hücrenin keşfi arkadaşlar mikroskobun keşfiyle başlamıştır diyebiliriz. Öncelikli olarak insanlar mesela işte sinekleri daha iyi inceleyebilmek için işte mercekleri, daha büyük gösteren mercekleri bulmuş. Sonra mercekten mikroskobu geçmişler falan ve böylelikle hani tamamen eğlence amaçlı geliştirilen bir mercek yapısından işte sinekleri, böcekleri daha iyi inceleyebilmek için yapılmış o bir yapı. Daha sonrasında bilimin doğuşunu, biyolojinin merakını, insanların merakıyla birlikte biyoloji bilimde arkadaşlar ne yapmıştır? Gelişmiştir diyebiliriz. Tarihte birçok bilim adamı arkadaşlar biyolojiyle ilgili veya işte hücreyle ilgili çalışmalar yapmıştır. Birçok bilim adamı vardır. Bunlardan belli başlıları işte hücreye katkısı olan, hücreyle ilgili sonuçlar elde eden. Mesela Robert Hooke arkadaşlar. Bu ağaç gövdeliğini bulmuş olduğu merceklerle inceliyor. Sonrasında bir bakıyor ki hücre denilen yapıları buluyor. İşte inceliyor filan. Robert Hooke arkadaşlar hücreyi keşfetmiştir. Hücreyi bulmuştur. Anton van Leeuwenhoek tek hücreli canlıların hücrelerden oluştuğunu bulmuştur. Robert Brown mesela işte bitkilerin de hücrelerden oluştuğunu bulmuştur.
Daha sonra Matthias Lange'dan arkadaşlar bitkilerin işte yine hücrelerden oluştuğunu devam etmiş. Robert Brown'ın yapmış olduğu çalışmalarda Matthias Lange'dan işte bitkilerle ilgili çalışmalar yapıyor. Matthias Lange'dan ne yapıyor? Bitkilerin de hücrelerden olduğunu keşfediyor. Hücrelerden meydana geldiğini keşfediyor. Claude Schwann hayvanlar üzerine çalışmalar yapıyor ve hayvanların da işte hücrelerden oluştuğunu ne yapıyor arkadaşlar? Buluyor. Rudolf Virchow arkadaşlar işte bir hücrenin nasıl meydana geldiğiyle ilgili bir teori ortaya koyuyor. Bir hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle ortaya çıkmıştır diye bilim adamları çeşitli ne yapıyorlar arkadaşlar? Çalışmalar sonucunda farklı bilgiye erişiyorlar. Ve bu 1600 yıllara kadar ilerliyor. Yani hücrenin keşfi 1600 yıllardan itibaren başlamıştır diyebiliriz. Bu birçok bilim adamının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda arkadaşlar hücre teorisi dediğimiz bir teori ortaya konuluyor. Yani her bir bilim adamının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda diyorlar ki bir hücre teorisi var. Ve günümüzde de hala geçerliliğini koruyan bir teoridir diyebiliriz. 5 tane maddesi var arkadaşlar hücre teorisinin. Tüm canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşmuş. Yani tüm canlılar hücrelerden oluşmuş. İkinci maddesi arkadaşlar hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir. Yani bir canlının veya bir insanın en küçük işlevsel biriminin hücredir diyebiliriz. Hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir diyorlar. Bir diğeri arkadaşlar canlılar kendilerine özgü metabolizma faaliyetlerini hücrelerine gerçekleştirirler. Aynen en küçük yapı birimi hücredir. Dördüncü teorinin dördüncü maddesi ise arkadaşlar canlılar kalıtsal özelliklerini hücrelerin içerisinde taşırlar. Yani genetik özelliklerimiz hücrelerin içerisinde yer alırdı. Bir diğeri ise arkadaşlar neydi? Bir hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle meydana gelmiştir. Tarzını günümüzde de hala geçerliliğini koruyan bir teori vardır. Sorularda karşınıza çıkabilir, denemelerde karşınıza çıkabilir. Özellikle işte aşağıdakilerden hangisi hücre teorisine aittir veya aşağıdakilerden hangisi hücre teorisine ait değildir dediği zaman tüm canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşmuştur. Yapısal ve işlevsel bir hücredir. Canlılar metabolik faaliyetlerini hücrelerde gerçekleştirirler. Genetik özelliklerini hücrelerde taşırlar ve bir hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle meydana gelmiştir diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biraz önce söylemiştik. Bu hücrenin keşfi 1600 yıllarda başlıyor diye. İşte 17. yüzyılda tekabül ediyor. Mikroskobun keşfiyle birlikte hücre ile ilgili gelişmeler, çalışmalar da arkadaşlar nedir? Artmıştır diyebiliriz. İlk olarak arkadaşlar ışık mikroskobu keşfedilmiştir. İşte 1600 yıllarda sonrasında işte insanlar hücreyi falan buluyorlar. Daha sonrasında işte 1900'lü yıllarda elektron mikroskobunu buluyorlar. Elektron mikroskobu ile ışık mikroskobunu kıyaslayacak olursak, ışık mikroskobu ışığın varlığında daha küçük canlıların böyle büyüteç gibi merceklere sahip olan yapıların oluşuyor. Işık mikroskobu büyüteç ve ışık mantığıyla. Elektron mikroskobu ise arkadaşlar ışık mikroskobuna göre büyütme veya daha ayrıntılı gösterme özelliğine sahiptir. Bu da 20. yüzyıla tekabül ediyor ve daha ayrıntılı hücrede daha keşfedilemeyen yönlerin keşfedilmesini sağlamıştır. Hala mesela çalışmalar yapılıyor hücreyle ilgili diyebiliriz. Şimdi hücrenin genel özelliklerinden bahsetmeye devam edecek olursak. Hücreler arkadaşlar özelleşmiş yapılardır. Yani hücreler farklılaşma özelliğine sahiptir. Örneğin bir sinir hücrenizle bir kan hücresi arkadaşlar birbirinden farklıdır. Yani sahip olduğu görev ve işleve göre hücrelerde farklılaşma yeteneğine sahiptir diyebiliriz. Mesela sinir hücrelerimiz en çok farklılaşma gösteren hücrelerdir diyebiliriz. Tüm canlılar arkadaşlar işte hücrelerden oluşmuştur. Örneğin arke, bakteri, bazı mantar ve protistalar, amip ögleri çok hücrelilerden oluşur. Bazı canlılar ise çok hücrelilerden oluşur. Protistalar, işte diğer protistalar, falan protistalar, bazı mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Bunlardan nelerdir? Çok hücrelilerdir diyebiliriz.
Tüm canlıların arkadaşlar işte hücre büyüklüğü birbirinden farklı olabiliyor. İşte en büyük tek hücreli diyebiliriz. En büyük tek hücre arkadaşlar nedir? Deve kuşu yumurtası tek bir hücreden oluşmuştur diye söyleyebiliriz. Veya işte en küçük hücre ise sperm hücresidir diyebiliriz arkadaşlar. Yani birbirinden farklılık gösterebiliyor. Her canlının sahip olduğu hücre yapısı birbirinden farklı olabiliyor diyebiliriz. Hücreler yapısal özelliklerine göre ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hücreler yapısal özelliklerine göre ikiye ayrılıyor. Bu yapısal özellikler dediğimiz yapılar ise işte bazı canlılar prokaryottur, bazı canlılar ise ökaryottur. Yani bazı canlılar gelişmiş hücre yapısına sahipken bazı canlılar da gelişmemiş ilkel hücre yapısına sahiptir. Prokaryot dediğimiz hücre yapısı ilkeldir, gelişmemiştir. Sadece ribozom organeli içerir. Çünkü neden zerre çevre organel yapısı daha gelişmemiştir orada. O yüzden DNA sitoplazmada da dağınık haldedir diyebiliriz. Ökaryotlarda ise gelişmiş bir hücre yapısı vardır arkadaşlar. Bunlar da zerre çevre organeller vardır, çekirdek vardır diyebiliriz. Ökaryotlar prokaryotlara göre çok daha gelişmiş canlılardır diyebiliriz. Tüm prokaryotlar tek hücreliyken, yani tüm prokaryotlar tek hücreliyken, tüm ökaryotlar tek hücrelidir veya çok hücrelidir diyebiliriz. Yani tüm prokaryotlar tek hücreliyken, tüm tek hücreliler prokaryot değildir. Çünkü bazıları ökaryotik hücre yapısına sahiptir. İşte, tüm prokaryotlar tek hücreli. Tüm prokaryotlar kimler diyeceğiz? Bakteriler ve arkeler. Ama işte ökaryotların içerisinde tek hücreli ökaryotlar da var. O yüzden tüm ökaryotlar çok hücrelidir diyemeyiz. Tüm ökaryotlar tek veya çok hücrelidir ama tüm prokaryotlar tek hücrelidir diyebiliriz. Prokaryot hücre yapısı daha öncesinde de bahsetmiştik aslında arkadaşlar. Neydi bunlar? İşte nerede bahsetmiştik? Hücresel yapı ve organizasyon diye bahsetmiştik canlıların ortak özelliklerinden. Prokaryot hücrelerde zerre çevre organel yapısı yoktur. Bu yüzden de arkadaşlar nedir? Genetik materyal DNA sitoplazmada dağınık halde bulunur. Çünkü bunların çekirdekleri de yok. Çekirdek zerre yapı organel değildir. O yüzden prokaryot canlılar arkadaşlar zerre çevre organelleri olmayan canlı hücre yapısı diyebiliriz. Tüm prokaryotlar tek hücrelidir. Bakteriler ve arkeler gibi. Ökaryotik hücre yapısından bahsedecek olursak bunların arkadaşlar zerre çevre organelleri vardır. Bu yüzden çekirdekleri de vardır. Farklı organel yapılarına sahiplerdir diyebiliriz. Şurada belirttiği gibi arkadaşlar ökaryotların bazıları tek hücreli bazıları çok hücreli. İşte örneğin bakteri, amip, öglena, şey bakteri demişim pardon, amip, öglena, paramecium. Tek hücreli ökaryotik hücrelerdir diyebiliriz. Çok hücreli ise işte bitkiler, hayvanlar diyebiliriz. Genel bir kıyaslama yapacak olursak sorularda karşınıza çok çıkabilir prokaryot ve ökaryot özellikle denemelerde ve kitaplarda. Prokaryot hücrelerde o yani prokaryot ve ökaryotlarda ortak olan yapılar vardır. Kimdir bunlar? İşte hücre zarı, toplazma, DNA'ya sahip olma. Bunlar arkadaşlar hepsinde nedir? Ortaktır. Hücre zarına sahip olma, toplazma, DNA, protein sentezi. Bunlar canlılarda görülen ortak yapılardır diyebiliriz. Ama işte çekirdek sadece ökaryotlarda vardır. Kromozom yapısı sadece ökaryotlarda bulunur. Hücre bölünmesinde kromatin yani DNA'nın bir kromozom yapısına dönüşmesi sadece ökaryotlarda var. Hücre duvarı prokaryotlarda da var, ökaryotlarda da var. Örneğin işte prokaryot hücre yapısında bakterilerde peptidoglikandan oluşmuş. Arkelerde pseudopeptidoglikandan oluşmuş veya yalancı peptidoglikandan oluşmuş hücre duvarı var. Ökaryotlarda ise kimler de var? Mantarlarda ve bitkilerde arkadaşlar bulunuyor. Mantarlardaki kitinden oluşmuş bir hücre duvarıdır. Fakat işte bitkilerde ise selülozdan oluşmuş bir hücre duvarı veya hücre çeperi vardır diyebiliriz. Hücre sayısı prokaryotlarda tek hücreliyken ökaryotlarda tek veya çok hücrelidir. Zerre organeller prokaryotlarda yok ya, ökaryotlarda zerre organeller vardır diyebiliriz. Prokaryot hücrelerin yapısı arkadaşlar ökaryot hücre yapısına göre daha küçüktür diyebiliriz. Hücrenin yapısına bakacak olursak ökaryotik bir hücre
Üç kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Şimdi hücrenin yapısını, ökaryotik bir hücre yapısını inceleyecek olursak. Öncelikli olarak hücre zarından bahsedeceğiz. Hücre zarı önemli bir konu. Hücre zarından madde geçişleri önemli sorularda, denemelerde çok karşınıza çıkar. Daha sonrasında sitoplazma ve organeller sonrasında çekirdekten bahsedeceğiz. Hadi gelin hücre zarından bahsedecek olursak. Hücre zarı nedir arkadaşlar diyecek olursak. Örneğin bir yumurtayı düşünün. Yumurtanın işte içerisinde sarı kısmı var, beyaz kısmı var. Bir de zar kısmı var arkadaşlar. Zar dediğimiz, işte hücre zarı dediğimiz kısım aslında öyle bir yapı. Ne yapıyor? Sitoplazmanın veya işte içerisindeki sıvı akışkan yapının dağılmasını engelliyor. Hücreye şekil veriyor. Hücreyi koruyor diyebiliriz. Hücre zarının genel yapısı arkadaşlar. Hücre zarı hücreyi cansız çevreden ayıran ince bir zardır. Ve görevleri nelerdir? Dış etkenlere karşı korumak, hücreye şekil vermek, hücre içeriğini bir arada tutmak yani dağılmasını önlemektir. Madde alışverişini sağlamak ve prokaryot hücrelerin hücre zarı aynı zamanda fotosentez solunum olaylarını ne yapıyor? Gerçekleştirebiliyor diyebiliriz. Hücre zarının özellikleri. Hücre duvarı ile hücre zarının özellikleri her zaman kıyaslama olarak karşınıza gelebilir. Hücre duvarı cansız, sert ve tam geçirgendir. Yani cansız derken hücre duvarının herhangi bir canlılık özelliği yoktur. Serttir ve tam geçirgendir. Yani ne olursa olsun hücre duvarından geçebilir. Küçük bir molekül olduğu sürece. Fakat hücre zarı arkadaşlar canlıdır. Geçici geçirgendir, esnektir. Yani her maddeyi geçirmez hücrenin içerisinde. Akıcı mozaiktir. Bu akıcı ve mozaiklik nereden geliyor diyeceksiniz. Akıcı mozaik derken. Akıcı dediğimiz şey hücrelerin yapısını oluşturan karbonhidrat yağ ve protein arkadaşlar. Belirli bir düzende veya sabit değillerdir. Yer değiştirebilirler. Karbonhidrat yağ, protein yer değiştirebilir. Bu yüzden akıcıdır denilir. Mozaik ise karbonhidrat yağ, protein belirli bir düzene göre sıralanmamıştır. İşte bir karbonhidrat, bir protein, bir yağ şeklinde herhangi bir düzen sıralaması yoktur. Bir mozaik pasta gibi düşünün. Dağınıktır içi. Karbonhidrat, yağ, protein dağılımı. O yüzden akıcı mozaiktir denilir. Hücre zarının yüzeyinde porlar vardır arkadaşlar. Ve hücre zarı karbonhidrat, yağ ve proteinden oluşmuştur diyebiliriz. Akıcı mozaik zar modeli sorularda karşınıza çok çıkabilir. Yani akıcı derken neyi kastediyor? Akıcı mozaik nedir? Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Karbonhidrat yağ protein moleküllerinin yer değiştirebilmesinden dolayı arkadaşlar akıcı karbonhidrat yağ protein moleküllerinin belirli bir düzene göre bulunmaması ise mozaikliği oluşturmuştur diyebiliriz. 1900'lü yıllarda bu akıcı mozaik zar modeli ortaya çıkmıştır ve hala günümüzde kabul edilmektedir diyebiliriz. Peki zarın yapısından ayrıntılı bahsedecek olursak mesela şurası arkadaşlar bir hücre zarıdır diyebiliriz. Mesela hücre zarı diyorsak da hani şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela şu bir hücre, tamam, yani hücre olsun. En dış yani şu dış kısmına çizdiğim yapı zar yapısı. Ve işte şu yapı tüm hücre zarınca olsun. Yani şu yapıyı şöyle düşünün. Hop, yuvarlağımı gösteremiyorum. Yani tüm hücre zarımız şöyle yapılardan oluşmuş diyebiliriz. Tamam. Tüm sıralanıyor. Şöyle, şöyle, şu şekilde sıralanıyor. Şimdi bakacak olursanız arkadaşlar. Şu aşağıdaki şekil hücre zarının bir şeklidir. Hücre zarı çift tabakalı fosfolipitten oluşmuş. Yani fosfolipit dediğimiz yapı şöyle bir yapı. Tamam. Çift tabaka dediği için hop kuyruk kısımları birbirine bakacak şekilde böyle çift tabakalı fosfolipid tabakasının arkadaşlar hücre zarı oluşmuştur diyebiliriz. Hücre zarının yapısında neler var dedik? Karbonhidrat, protein, yağ. Yağ olarak fosfolipid var. Geçen haftalarda bahsetmiştik. Canlıların yapısını oluşturan bileşiklerde yağlarda işte üçe ayırmıştık. Fosfolipid, nötral yağ ve steroid diye. Buradaki fosfolipid yapısı arkadaşlar hücre zarının yapısını oluşturan bileşiklerdir. Fosfolipid tabakası, çift tabakalı fosfolipid tabakası hücre zarının yapısını oluşturur ve fosfolipid tabakasının baş kısmıdır. Şurası yuvarlak kısım baş kısmı. Şunlar ise arkadaşlar böyle bacak, çöp adamının bacağı gibi olan kısımlar ise yağ sitleridir.
fosfolipid, gliserol ve iki yağ aslında oluşur diyebiliriz. Buradan arkadaşlar hücre üzerinin yapısında çift tabakalı fosfolipid tabakası hücre üzerine oluşuyor. Ama hücre üzerinin yapısında aynı zamanda karbonhidrat ve yağ var dedik. Karbonhidrat, protein ve yağ var dedik. Proteinler arkadaşlar şu şekilde, mesela işte şuradaki gibi veya şuradaki gibi veya porlar gibi arkadaşlar bulunabiliyor. Şayet işte proteinler tam gömülü veya yarı gömülü olarak bulunabiliyor. Proteinler hücre üzerinin yapısında en fazla bulunan bileşiklerdir diyebiliriz. Hatta vücudumuzda da işte en fazla bulunan bileşik nedir arkadaşlar? Proteinler diyebiliriz. Çünkü yapıya katıldığı için diyebiliriz. Şimdi hücre üzeri dediğimiz yapı çift tabakalı fosfolipid tabakasından oluşuyor. Burada işte proteinler var. Karbonhidratlar ise ya bir yağ bağlı fosfolipid tabakası var. Mesela şu karbonhidrat maviyle gösterilen yapıda karbonhidratlar ya bir lipide bağlıdır ya da bir proteine bağlıdır. Proteine bağlı ise glikoprotein diye adlandırılır. Şayet yağ bağlıysa arkadaşlar glikolipid olarak ne yapılıyor? Adlandırılıyor. Glikozdan gelsin. Glikolipid. Lipide bağlıysa glikolipid. Proteine bağlıysa glikoprotein olarak da ne oluyor arkadaşlar? Adlandırılıyor. Ve glikoprotein ve glikolipid hücre zarına seçici geçirgenlik sağlıyor. Yani hücreye özgürlük sağlayan yapılardır diyebiliriz. Hücre zarı önemli bir konudur. Lütfen dikkat. Dediğim gibi karbonhidrat, yağ ve proteinden oluşmuş en fazla protein yapısı vardır. Proteine şayet bir glikoz bağlandıysa glikoprotein, karbonhidrat şayet lipide bağlandıysa glikolipid olarak da ne oluyor arkadaşlar adlandırıyor diyebiliriz. Peki. Bu glikolipid ve glikoprotein gerçekten önemlidir arkadaşlar. Hücre zarına özgürlük kazandırıyor. Hücre zarından kim geçecek? Hücre zarına işte kim etki edecek? Hücrelerin birbirini tanımasını sağlayan yapılar arkadaşlar glikolipid ve glikoproteinlerdir. Hücreye özgürlük sağlayan yapılardır. Bunlar arkadaşlar hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Hücreye etki edecek maddelerin seçiciliğini bunlar sağlıyor. Örneğin bir hormon geldi. Bu hormon bu hücreye etki edecek mi? Veya bu hücre o hormonu işte hücre için alacak mı, almayacak mı? Bunların hepsini sağlayan glikolipidler ve glikoproteinlerdir diyebiliriz. Hücreye özgürlük sağlayan yapılardır diyebiliriz. Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılar var. Bu hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılar ise arkadaşlar nelerdir? Kamçı, sil, yalancı ayak dediğimiz yapılardır. Kamçı arkadaşlar işte tanımlamalardan bilmemiz lazım. Hücreden çıkan uzun ve az sayıdaki uzantıları arkadaşlar, hücreden çıkan uzun ve az sayıdaki uzantılara işte kamçı diyoruz. Hareket yeteneğini sağlar arkadaşlar. İşte genellikle gelişmemiş canlılarda vardır diyebiliriz. Neyi sağlıyor? İşte hareketini sağlıyor. Sil yine aynı şekilde arkadaşlar. Hücre zarından çıkan kısa ve çok sayıdaki uzantıdır. Mesela şöyle. Tamam. Bunlar arkadaşlar yine aynı şekilde hem canlının tutulmasını hem de hareketini sağlıyor diyebiliriz. Yalancı ayak dediğimiz yapı arkadaşlar böyle bir slime yapısı gibi düşünün. Tamam, durmadan böyle değişik şekillere girebilen bir yapı. Burada mesela amip de vardır arkadaşlar. Hücrenin yine aynı şekilde hem hareket etmesini hem de işte besin alımını ne yapıyor? Sağlıyordur diyebiliriz. Miyede mikrovirüsler var arkadaşlar. Bu mikrovirüsler hücre zarının dışına doğru oluşturduğu sıkıntılardır diyebiliriz. İşte besinlerin eminimini artırıyor. İnce bağırsaklarımızda mesela var. Besinlerin eminimi bu şekilde oluşuyor diyebiliriz. Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılar sil, kamçı, yalancı ayak ve mikrovirüslerdir diyelim. Peki, hücre duvarından şöyle tekrardan bir bahsedelim. İşte hücre zarı tüm canlılarda varken hücre duvarı bazı canlılarda vardı. Hücre zarının dış kısmında daha sert, daha koruyucu bir yapıdır. İşte tam geçirgendir, geçirgen bir yapı diyebiliriz. Kimlerde var hücre duvarı? Bakterilerde var, arkenlerde var, bitkilerde var, alglerde var ve mantarlarda vardır diyebiliriz. Hücre duvarı cansız, sert, tam geçirgen ve yapısı bulunduğu canlı göre,
Canlı türüne göre değişiyor. Mesela kitin mi, selile mu? Veya Petri dubrikan mı? Değişiyor diyebiliriz. Ve bunun da üzerinde geçitler, boşluklar vardır diyebiliriz. Peki hücre duvarının görevleri neler? Şimdi nasıl bir yapı? Hücre duvarı arkadaşlar hücreye daha fazla çekili verir, korur. Yani hücre zarının dışında daha bir sert koruyucu hücrenin aşırı soğumasını engeller. Bitkilerde ve alglerde sellozdan oluşmuş bir hücre duvarı vardır arkadaşlar. İşte mantarlarda kitinden oluşmuş bir hücre duvarı vardır. Bakterilerde peptidoglikan, erkelerde ise yalancı peptidoglikan veya pseudopeptidoglikan dediğimiz hücre duvarı, hücre çeperleri bulunur. Sorularda karşınızda çok çıkar. Kimlerde hücre duvarı vardır, kimlerde hücre duvarı yoktur. Hangi maddeden oluşmuştur bu hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz diye karşınıza çıkabilir. Bitkilerde ve alglerde sellozdan oluşmuş bir hücre çeperi var. Mantarlarda kitin, bakterilerde arkadaşlar peptidoglikan, arkelerde ise yalancı peptidoglikan oluşmuş bir hücre duvarı vardır diyebiliriz. Peki bir diğer önemli konuya geçecek olursak hücre gerçekten önemli bir konu arkadaşlar. Bu ders tamamen konuyu ayıralım. Diğer ders işte konuyu tamamladıktan, konuyu yarıladıktan sonra şey yapacağım. Soru çözmeye devam edeceğim. Hücre zarından madde geçişlerinden de bahsedelim. Bu dersimizde sonrasında ikinci dersimizde soru çözümü şeklinde devam ederiz. Hücre zarından madde geçişleri dediğimiz yapı ise arkadaşlar. Hücre zarı ne dedik? İşte esnektir, seçici geçirgendir, canlıdır. Seçici geçirgen özelliğinden dolayı ve hücre zarı arkadaşlar nasıl bir yapıdadır diyebiliriz. Sonuçta her madde geçemez hücre zarından. Küçük madde geçebilir. Yani veya monomer maddeler geçebilir arkadaşlar. Hücre zarından madde geçişlerine ben büyük bir madde mi veya küçük bir madde mi olmak üzere arkadaşlar ne yapacağım? Ayıracağım. Maddeler hücre zarından geçebilirken büyük maddeler işte birazcık daha farklı yollardan geçer. Bunlardan bahsedeceğim. Örneğin hücre zarından arkadaşlar bazı maddelerin geçişi kolayken bazı maddelerin geçişi zordur. Bazı maddeler işte fosfolipid tabakasından geçerken bazıları taşıyıcı proteinlerden veya kanal proteinlerinden geçiş yapar diyeceğiz. Hücre zarından maddelerin geçişliğinde küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolaydır. Nötr maddeler arkadaşlar iyonlara göre daha kolaydır. Veya negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha kolay geçer. İşte suda çözünenler arkadaşlar yağda çözünenlere göre daha zor geçer. Yani adeklemeleri yağda çözünenler daha kolay geçer. Veya yağı çözen maddeler eter, işte benzen, kloroform gibi maddeler suya göre daha kolay geçer diyebiliriz. Çünkü neden? Hücre zarı da yağ tabakasından yani fosfolipid tabakasından daha kolay geçer diyebiliriz. Şimdi hücre zarından madde geçişlerini temel olarak ikiye ayıracağız arkadaşlar. Küçük bir madde mi, büyük bir madde mi? Büyük bir madde endostoz ve egzostoz dediğimiz yollarla hücre içine alınacak veya atılacak. Endo iç demektir arkadaşlar. Endokrin hastalıkları mesela deniyor ya. Veya işte egzoz diyoruz. Yanmış karbonu ne yapıyor? Atıyor arabalarda. Egzostoz işte hücre dışına atılmasında egzostozdur. Egzozdan gelsin aklınıza. Endostoz hücre içine alınmasıdır. Şayet hücre içine alınan molekül katıysa fagostoz, sıvıysa pinostoz diyoruz arkadaşlar. Şayet küçük bir madde ise büyük maddeler endostoz ve egzostozla hücre içine alınır veya atılır. Küçük maddeler ise arkadaşlar hani atılma veya işte alınma tarzına ayrılmıyor. Pasif taşıma mı, aktif taşıma mı olarak ayrılıyor. Pasif taşımanın genel özellikleri ATP harcanmadan yoğunluk farkından dolayı gerçekleşen bir taşınmadır. Pasif taşımada maddeler çok yoğundan az yoğuna doğru yoğunluk farkı eşitleninceye kadar devam eder diyebiliriz. Bunlar nedir? İşte kendi içerisinde çeşitleniyor. Difüzyon yani basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz olmak üzere. Veya aktif taşıma yani küçük maddelerin geçişi ATP harcanıp harcanmamasına göre ayrılıyor diyebiliriz. Pasif taşımada ATP harcanmazken yoğunluk farkı eşitleninceye kadar devam ederken pasif taşıma, aktif taşıma ise arkadaşlar işte az yoğundan çok yoğuna doğru gerçekleşir, az yoğundan çok yoğuna doğru gerçekleşir
ve ATP harcamış. Yani şey önemli, küçük maddelerin geçişi çok yoğundan az yoğuna doğru mu? Yoğunluk işleninceye kadar devam eden bir şey. Aktif taşıma ise az yoğundan çok yoğuna doğru. Yani azdan daha az yoğundan daha fazla bir şeyler almaya çalışmak. Yani çok da hızlı doğru gidiş değil de azdan daha çok almaya çalışmak aktif taşımadır diyebiliriz. Şimdi bunların özelliklerinden bahsedecek olursak gerçekten önemli. Buralarda yazarından madde geçişleri çok çıkar diyebiliriz. Şimdi pasif taşımanın genel özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, hücre üzerinden geçebilecek büyüklükte küçük maddelerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru gerçekleşen bir taşıma şeklidir. İşte üç çeşittir: basit taşıma, basit fizyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve olgunlaşma şeklinde. Pasif taşıma enerji harcamadan gerçekleşen bir taşımadır. Örneğin odanızda bir parfüm sıktınız, tamam mı? Boca ettiniz. O parfümün tüm eve yayılması çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun ortama doğru bir geçiştir. Yani pasif taşımada enerji harcam illa ki canlı ortam olmasına gerek var mı? Hayır, yok. Bir bardak suya bir mürekkep damlattınız. Mürekkep daha sonrasında dağılmaya başlıyor. İlk başta damla şeklinde iniyor ama sonrasında dağılıyor. Bu nedir? Bir pasif taşımadır arkadaşlar. Çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun ortama doğru enerji harcanmadan yoğunluk eşitleninceye kadar geçilmesi bir pasif taşımadır. ATP kullanılmaz arkadaşlar. Bu yüzden canlı ve cansız ortamlarda gerçekleşir diyebiliriz. İşte hücre zarından nereden geçiyor? Ona bağlı olarak basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon olarak adlandırılıyor diyebiliriz. Basit difüzyondan bahsedecek olursak arkadaşlar, işte difüzyon dediğimiz şey çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yoğunluk eşitleninceye kadar devam eden taşıma şekli difüzyondur. Her iki tarafın yoğunluğu eşitlenene kadar devam eder. Difüzyonda ATP harcanmaz. Moleküller bu basit difüzyonda fosfolipid tabakasından geçer. Yani biraz önce çizdiğimiz kıpadan şeklindeki yapılar vardı ya. Basit difüzyonda arkadaşlar nereden geçecek? Fosfolipid tabakasından geçiş yapacak. Yani şu fosfolipid tabakasından geçiş yapacak. Fosfolipid de yağ dediğimiz için, yani yağ çeşidi olduğu için, yağ ve yağı çözen maddeler fosfolipid tabakasından ne yapacaklar arkadaşlar? Geçiş yapacaklar. Burada taşıyıcı proteinler ne olmayacak? Kullanılmayacak. Enzimler kullanılmayacak. Kendi kendilerine ne yapacaklar? Geçecekler diyebiliriz bir nebze. Örneğin işte suya mürekkep damlattı. Onun dağılması veya işte odadaki parfüm tüm şeye dağılması veya akciğerlerimizdeki oksijenin kana geçmesi, karbondioksitin akciğere geçmesi birer difüzyondur diyebiliriz. Difüzyonu etkileyen faktörler var. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Yani ne kadar ağır bir koku, bir parfüm kullanırsanız onu da hızlı ağırlaşır. Yavaşlar. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Örneğin parfümü sıktınız evde, sonra bir daha sıkıyorsunuz. Yayılım hızı biraz daha farklı. İkinci sıkışınızda biraz daha yavaşlar. Çünkü ortamda zaten o molekül vardır. Ortamın sıcaklığı arttıkça molekülün kinetik enerjisi artacağı için difüzyon hızını ne yapar arkadaşlar? Artırır. Difüzyon yüzeyinin artması da difüzyon hızını artırır diyebiliriz. Difüzyonun yüzeyi dediğimiz zaman yani difüzyon yüzeyi, yani maddelerin geçiş yüzeyi, örneğin bir işte küçücük bir delikten, mesela bir kapalı bir odada küçücük bir delikten hava akışının gerçekleşmesi ya da tamamen kapıdan, kocaman bir kapıdan gerçekleşmesi gibi diye düşünebilirsiniz. Difüzyon arkadaşlar önemlidir. Hatta bu böbrek hastaları diyaliz makinesine bağlanıyorlar veya kanları boşaltamadıkları diyalizle uzaklaştırılıyor. Bu da aslında bir difüzyonla gerçekleşen bir durumdur diyebiliriz. Suda çözülmüş maddeler belirli bir dar yapısından arkadaşlar ne yapıyorlar? Vücutlarındaki böbrekler tarafından, böbrekleri çalışmadığı için uzaklaştırılamayan maddeler diyalizle arkadaşlar uzaklaştırılıyor diyebiliriz. Geçiyorum kolaylaştırılmış difüzyonu. Biraz önce bahsettiklerim basit difüzyonda fosfolipid tabakasından. Basit difüzyonda fosfolipid tabakasından maddeler geçiş yapıyor. Yağ ve yağı çözen maddeler fosfolipid tabakasından geçiyor. Kolaylaştırılmış difüzyondan bahsedecek olursak, kolaylaştırılmış difüzyonda neler vardı? Taşıyıcı proteinler veya kanal proteinleri vardı, değil mi? Bu maddeler şayet nereden diyelim?
Taşıyıcı proteinlerden geçiş yapıyorsa veya kanal proteininden geçiş yapıyorsa maddeler arkadaşlar, ne diyoruz? Kolaylaştırılmış difüzyondur diyoruz. Yani fosfolipid tabakasından geçmeyen kanal proteinlerinden veya taşıyıcı proteinlerden kolaylaştırıcı etkiyle geçen yapı kolaylaştırılmış difüzyondur. Burada arkadaşlar yine çok yoğundan az yoğuna doğru bir geçiş vardır. Fakat işte yağı çözen ve yağda çözülen değil, bu sefer su ve suda çözülen maddeler bu kanal proteinlerinden geçiş yapar. Örneğin mesela baktığınız zaman şu bir olay difüzyondur. Ama bak fosfolipitten geçmiş. Ama mesela şuradaki üçgenler bir protein yapısından geçmiş. Veya şuradaki yuvarlak yapılar protein yapısından geçmiş. Bu mesela kanal proteinlerinden geçen. Bu taşıyıcı proteinlerinden geçen kolaylaştırılmıştır. Proteinlerin yardımıyla gerçekleştiği için kolaylaştırılmış diyoruz diyebiliriz. Kolaylaştırılmış difüzyonda hangi maddeler geçer? Glikoz, fruktoz, işte galaktoz, yağ asidi, monomer yapıdaki bileşikler bu sefer su ve suda çözülen maddelerdir diyebiliriz. İşte glikoz, fruktoz, yağ asidi, amino asit, su, ozmozda bahsedeceğiz ama yine de olsun. Daha sonrasında iyonlar filan. Bunlar arkadaşlar nereden geçiyor? Proteinlerden geçiş yapıyor diyebiliriz. Burada da ATP harcanmıyor ve çift taraflı gerçekleşiyor diyebiliriz. Ama bu taşıyıcı proteinler arkadaşlar ne yapıyor? Yardımcı oluyor diyebiliriz. Şu da önemli. Hani biraz önce hep bahsettiğim şey. Difüzyonda, yani basit difüzyonda arkadaşlar fosfolipid bakımından maddeler geçiyor. Yağ ve yağı çözen maddeler. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise su ve suda çözünen maddeler taşıma proteinleri veya kanal proteinlerinden geçiş yapıyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ozmozdan bahsedelim. Ozmoz ise suyun difüzyonudur. Suyun çok olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru geçişidir. Örneğin şeyi düşünün, işte kuru üzüm var. İşte bir kompost hoşaf yapılacak arkadaşlar. O kuru üzümün suda bekledikten sonra şişmesi arkadaşlar nedir? Ozmozdur. Yani su tencerede çokken, kuru üzüm içerisinde su azken suyun üzümün içerisine geçmesi bir ozmoz. Yani suyun difüzyonuna ozmoz diyoruz arkadaşlar. Bu sefer işte maddeler değil de su geçiş yapıyorsa buna ozmoz demişler. Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçmesidir arkadaşlar. Bunda da ATP harcanmaz ve ortam eşitleninceye kadar devam eder diyebiliriz. Geçiyorum çözelti çeşitlerine. Bu madde geçişlerinde, işte hücrelerinden madde geçişlerinde çözelti ortamları da önemli. Sorularda çok 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 denemelerde karşınıza çıkabilir. Hipertonik çözelti, hipotonik çözelti ve izotonik çözelti. İzo eş demektir arkadaşlar. Örneğin bir kabım var, tamam mı? Bir kabım var, bir çözelti ortamım var. Bu çözelti ortamındaki yoğunluk ile hücrenin yoğunluğu eştir. Yani birbirlerine madde alışverişi evet gerçekleşir ama hani oradan oraya oradan oraya yani şeklinde değil. Yani genel olarak hani yoğunlukları eşit olan ortamlara ne diyoruz? İzotonik çözelti demiş oluyoruz. Çözülmüş madde ile hücrenin içerisindeki çözülmüş madde ile çözeltideki çözülmüş madde eşittir arkadaşlar. Yoğunlukları eşittir. Hipertonik çözelti dediğimiz zaman şu çözelti ortamındaki hipertonik çözeltideki çözelti ortamında arkadaşlar su miktarı az, madde miktarı fazla olan çözeltidir. Örneğin işte bir reçel yapılacak, tamam mı? Bir kabın içerisine şekeri koydum. Şeker de aslında orada da bir çözeltidir diyebiliriz. Bir kabın içerisindeki şeker de bir çözelti sonuçta verilecek. Bu çözelti ortamına, bu hipertonik çözelti ortamına suyun olmadığı, sadece şekerden oluşan ortama ne yapıyorum arkadaşlar? Ne yapıyorum? İşte meyveleri atıyorum. Taze meyveleri, reçel yapacağım, tamam mı? Daha sonrasında reçelden su çıkışı gerçekleşir, değil mi? Yani meyvenin içerisindeki su şeker ortamına geçiş yapar. Hipertonik çözelti de budur. Madde yoğunluğu fazla, su yoğunluğu az. Hücreden ortama su geçişi var. Hipertonik çözelti budur. Hipotonik çözelti ise su yoğunluğu fazla, madde yoğunluğu ise az olan çözeltidir. Yani bu sefer de tam tersi. Örneğin bir çözeltim var. İşte yoğun şeyi, su yoğunluğu çok fazla.
mesela işte saf su diyelim, içerisinde de bir hücre atmış oluyor. Ve bu hücrenin içerisinde madde yoğunluğu çok fazla. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Hipotonik çözelti diyoruz. Çözelti ortamında hücreye su geçişi gerçekleşiyor. Örnek mesela verecek olursak birazcık hücreden değil de işte canlı bir şeyden, maddeden diyelim. Kuru üzüm. Kuru üzüm attığım zaman çözelti ortamı nedir? Nasıl bir çözelti? Hipotonik çözeltidir. Kuru üzümün su alıp şişmesi nedir? Ozmozdur. Yani hipotonik çözeltide ortamdan yani çözeltiden hücreye su geçişi gerçekleşen durumdur. Bizde bu tanımlar var. Bunlar da çok çok önemli. Plazmoliz, deplazmoliz, turgor, ozmotik basınç nelerdir diye bahsedecek olursak. Plazmoliz bir hücrenin hipertonik ortama konularak su kaybetmesiyle büzüşmesini, su kaybederek büzüşmesini arkadaşlar plazmoliz diyoruz. Hipertonik bir çözeltiye hücreyi koydum ve hücre su kaybediyorsa bu olay plazmolizdir. Su kaybederek büzüşmesi, işte yeş üzümün kuruması bir plazmoliz olayıdır diye düşünebilirsiniz. Deplazmoliz olayı ise işte su kaybederek büzüşmüş bir hücrenin su alarak şişmesi olayına arkadaşlar, eski haline gelmesi olayına deplazmoliz diyoruz. Yani plazmolize uğramış bir hücrenin hipotonik bir çözeltiye konularak arkadaşlar eski haline dönmesine deplazmoliz diyoruz. Bu deplazmoliz olayında hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki boşluk ne oluyor? Azalıyor diyebiliriz. Peki turgor dediğimiz durum ise normal bir hücrenin hipotonik bir ortama konulması sonucunda fazla su olarak şişmesine turgor diyoruz. Bitki hücrelerinde hücre duvarı olduğu için belirli bir noktaya kadar su alırlar ama hayvan hücreleri arkadaşlar hücre çeperine sahip olmadığı için sınırsız bir su alımı gerçekleşirse, durmadan bir su alımı gerçekleşirse hücre fazla su olarak patlar. Bu olayda ne diyoruz arkadaşlar? Hemoliz. Hücrenin fazla su olarak patlaması olayında ne diyoruz arkadaşlar? Hemoliz diyoruz. Daha sonrasında turgor basıncı, ozmotik basınç ve emme kuvveti var. Bunlar da gerçekten çok önemli tanımlar. İşte hipotonik bir ortama konulan bir hücre. Belirli bir zaman sonra ne olur? Turgor basıncı artar. İşte ozmotik basıncı azalır. Turgor basıncı azalır tarzında yorum soruları gelebilir. O yüzden lütfen bunlar da çok önemli. Biliyorum çok soru çözmeden gidiyoruz ama konuyu tam anlamadan soru çözemeyiz. Birazcık daha bir şeyler kaldı. Onları da anlattıktan sonra soru çözerek devam edeceğiz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakikalık ara verelim. Turgor, ozmotik basınç, emme kuvveti birazcık önemli şeyler. Bir 10 dakika ara verelim. Bunlardan bahsedeyim ben size. Sonrasında tamamlayıp hücre zarından madde geçişlerini tamamlayıp sonrasında soru çözelim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Biliyorum çok seri bir şekilde konu anlatımı şekline geçti ama gerçekten önemli konular. Sormak istediğiniz bir şey yoksa 10 dakika ara veriyorum. 10 dakika sonra herkesi tekrardan bekliyorum buraya. O zaman görüşürüz 10 dakika sonra. Yeniden merhabalar. Herkes burada mı? Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Peki, o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar, hücre zarına madde geçişlerinden bahsediyorduk. İşte maddeler ne dedik? Basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz şeklinde bitkiler dedik. Çözelti ortamlarından bahsettik. Hipotonik çözelti çok miktarda suyun, az miktarda madde yoğunluğunun olduğu yapılardır dedik. Hipertonik çözelti ise madde yoğunluğunun fazla, su yoğunluğunun az olduğu çözeltidir dedik. İzotonik çözelti ise madde yoğunluğunun ve su yoğunluğunun işte hücreyle ortamdaki yoğunluğunun aynı olduğu hücrelerdir demiştik.
Peki bu turgor basıncı, ozmotik basıncı, emek kuvveti ne demek? Turgor basıncı arkadaşlar hücredeki suyun hücre zarına yaptığı basınca, işte bazı yerler hücre zarı der, bazı yapılar hücre çeperi der ama hücre zarına yaptığı basınç da diyebiliriz. Yani hücredeki su miktarının hücre zarına yaptığı basıncı arkadaşlar ne diyoruz? Turgor basıncı diyoruz. Yani şöyle bir hücrem var. Hücrenin içerisindeki suyun hücre zarına şuraları böyle dışarıya doğru yaptığı basınca ne diyoruz arkadaşlar? Turgor basıncı diyoruz. Ozmotik basınç nedir? Yani hücredeki su miktarı arttıkça turgor basıncı artar da diyebiliriz. Ozmotik basınç nedir arkadaşlar? Hücredeki madde yoğunluğunun artmasına bağlı olarak hücrenin su alma isteği ozmotik basınçtır. Siz ne kadar çok şey gibi düşünün, vücudunuzu bir hücre gibi düşünün. Zaten milyonlarca hücre bulunmuş ama bir hücre gibi düşünün. Siz ne kadar baharatlı, tuzlu, tatlı şeyler yerseniz su alma isteğiniz olunca artacak. Yani ozmotik basıncınız artacak. Siz çok 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 su içtiniz, böyle yarım damacana su içtiniz. Midenizin içerisindeki suyun işte böyle çepere, hücrenin, yani daha doğrusu midenizin içine yaptığı basınçta olacak, turgor olacak. Yani ozmotik basınç, madde yoğunluğuna bağlı olarak su alma isteğini ozmotik basınç diyoruz. Ve hücredeki suyun hücre zarına yaptığı basınca ise arkadaşlar ne diyoruz? Turgor basıncı diyoruz. Emme kuvveti de arkadaşlar ozmotik basınçta doğru orantılıdır. Yani su alma isteği ne kadar fazlaysa işte emme kuvveti de o kadardır diyebiliriz. Turgor basıncıyla da ters orantılıdır. Yani bir hücrenin emme kuvvetini bulabilmek için arkadaşlar ne yapacağız? Ozmotik basınçtan turgor basıncını çıkaracağız. Emme kuvveti eşittir ozmotik basınç, yani hücredeki su alma isteği eksi turgor basıncı diyebiliriz ve böylelikle emme kuvvetini bulmuş oluruz diyebiliriz. Hemen şunlardan da bahsedelim. Aktif taşıma ve pasif şeyden, aktif taşıma ve büyük maddelerin geçişlerinden de bahsedelim. Sonra hemen soru çözelim bu konularla ilgili. Şimdi arkadaşlar, aktif taşıma dediğimiz şey, pasif taşıma neydi? Hücredeki, yani pasif taşıma dediğimiz şey çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun ortama doğru madde geçişiydi. Aktif taşıma ise az yoğundan çok yoğuna doğru. Pasif taşıma şey gibidir arkadaşlar. Akıntıda yüzmek gibidir. Akıntı zaten seni alır götürür. Enerji harcamanı gerekir. Ama aktif taşıma akıntıya karşı yüzmek gibidir. Çok fazlasıyla efor sarf etmen gerekir. Yer değiştirebilmen için, akıntıya karşı yer değiştirebilmek. Aktif taşımadan az yoğundan çok yoğuna doğru madde geçişi gerçekleşir. Ortam yoğunluğunun eşitlenmesi veya işte ortamlar arasındaki madde yoğunluğunun eşitlenmesi söz konusu değildir. Şöyle bir şey var ki az yoğundan çok yoğuna doğru bir madde geçişi var. O yüzden yoğunluk eşitlenmesi söz konusu değildir. İşte akıntıya karşı yüzmek gibi diyoruz ya, çok enerji harcanır. O yüzden canlı ortam olması gerekir. Enzimler görev alır arkadaşlar. Taşıma ve kanama proteinleri görev alır. Çift taraflı gerçekleşebilir. Hücre içinden, dışına, dışarıdan, içeri şeklinde. Sadece canlı hücreler görür diyebiliriz. Aktif taşımayı arkadaşlar hücreler, tüm hücreler işte madde yoğunluğuna, madde ihtiyacına göre gerçekleştirebilir. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar bile ne yapar arkadaşlar? Aktif taşımayı yaparlar. Çünkü tatlı suda yaşadığı için nasıl bir ortamda? Hipotonik bir ortamda, tatlı suda yaşadığı için hipotonik bir ortamda. Ortamdan, bulunduğu ortamdan hücreye durmadan ne olacak? Ozmoz gerçekleşecek, su girişi gerçekleşecek ve belli bir zaman sonra şişecek, patlar. Patlamasını önleyebilmek için, hücrenin yaşamına devam edebilmesi için kontraktif koşul dediğimiz bir koşul yapısı var. Fazla suyun dışarı atılmasını sağlar arkadaşlar. Bu da bir nedir? Suyun enerji harcanarak geçiş yapıldığı tek yerdir diyebiliriz. Hemen hücre zarından büyük moleküllerin geçişi nasıl gerçekleşiyor diyecek olursak, işte hücre zarından hücre, daha doğrusu hücre zarının dışındaki maddelerin hücre içine alınmıyorsa, alınması ise endosit olur. Yani hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin hücre içine alınmasına ne diyoruz arkadaşlar? Endosit diyoruz. Endositozda ATP harcanır, enzim kullanılır. İki ortam arasında yoğunluk farkı önemli değildir.
gerçekleşmesi sırasında hücre zarının yüzey alanı küçülür arkadaşlar. Sadece canlı hücrelerde görülür, besin kofu oluşturulur. Hücre çeperi bulunan hücrelerde endostoz görülmez diyebiliriz. Katı veya sıvı olmasına göre ikiye ayrılıyor. Fagositoz hücre üzerinden geçemeyecek büyüklükteki katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır. Yalancı ayak yardımıyla gerçekleşir. Örneğin şurası dümdüz bir hücre zarı gibi düşün. Şöyle bir madde geldiği zaman hücre zarı hop yukarı doğru biraz farklılaşıyor. Yalancı ayak oluşturuyor. Sonrasında şunlar birleşiyor ve besin kofulu oluşturarak maddeyi içeri almış oluyor. Sitoplazmadan çıkan yalancı ayaklar ne yapıyorlar? Besini sarıyor. Daha sonrasında böyle bir kofulu oluşturuyor. Hücre içine alınmış oluyor. Amip, akyolarlar, cıvık mamutarlarda görülür. Sinüsitoz dediğimiz yapı arkadaşlar hücre zarından geçemeyecek büyüklükte. Bu çözülmüş maddelerin sinüsitik kese yardımıyla hücre içine alınmasıdır. Biraz öncesinde yalancı ayak vardı. Şurası düz bir hücre zarı diyelim. Bu sefer hücre zarında çöküntüler meydana geliyor. Maddelerin bulunduğu ortamda çöküntü meydana geliyor. Bu çöküntüler bir koful oluşturuyor. Yine besin kofulu. Koful oluşturuyor. Ve hücre zarının yüzey alanının küçülmesiyle endostoz gerçekleşmiş oluyor diyebiliriz. Bu sefer de biraz önce söylediğimiz gibi fagositoz katı moleküllerde, pinositoz ise sıvı moleküllerin hücre içine alınmasıdır diyebiliriz. Egzostozdan da bahsedelim ve sonrasında şey yapalım. Soru çözümüne geçelim. Egzostoz hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre dışına atılmasıdır diyebiliriz. Katı veya sıvı ayrımı yoktur arkadaşlar. ATP harcanır, enzim kullanılır, taşıma proteini ve kanal proteini arkadaşlar nedir? Kullanılmaz diyebiliriz. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir diyebiliriz. Tamam. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Egzostozda da yoğunluk farkı önemli değildir arkadaşlar. Gerçekleşmesi sırasında hücre zarının yüzey alanı büyür bu sefer çünkü dışarıya geldiği için hücre çeperi olan canlılarda gerçekleştirebiliyor. Endostozu hücre çeperi olanlar gerçekleştiremiyorken egzostozu hücre çeperi olanlar gerçekleştirebilir diyebiliriz. İşte hormon, enzim salgılanması, tükürük bu şekilde egzostozda gerçekleşiyor diyebiliriz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Herhangi bir soru var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey? O zaman ben size soracağım. Bakalım anlattıklarımız ne kadar anlaşılmış. Hadi gelin birazcık da bunlarla ilgili soru çözelim. Hücre zarı, işte hücre zarından madde geçişleri. Bakalım nasıl anlaşılmış? Turgor, ozmotik basınç. Plan nedir, 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 ne değildir? Birazcık uzun bir soru. Soruyla başlamayalım. Birazcık daha gözünüzü korkutmayayım. Biraz daha kolay olsun. İkinci soruyu çözebilir miyiz acaba? Soru 2 ile başlıyoruz. Lütfen dikkatli bir şekilde bakın sorulara. Dediğim gibi önemli bir konu. Hücre konusu önemli. Hücre zarına madde geçişleri önemli. Hadi bakalım ikinci soru sizin. Herkesten cevap bekliyorum. Hadi gelin birlikte çözelim. Şimdi arkadaşlar difüzyon ile ilgili.
olaylarından hangileri aktif taşıma içinde söylenebilir diyor. Hani difüzyonla ilgili hangileri doğrudur demiyor arkadaşlar. Aktif taşıma içinde geçerlidir diyor. Lütfen soruları dikkatli okuyalım. Ne demiş arkadaşlar? Difüzyon ile ilgili. Canlı ortamlarda da gerçekleşir. Evet, difüzyon canlı ortamlarda gerçekleşir ama aktif taşıma içinde geçerli mi? Hayır. Aktif taşıma canlı ortamda gerçekleşirken pasif taşıma arkadaşlar canlı ortamda gerçekleşir. O yüzden geçerli bir yargı olmadığı için biri almıyorum. Taşıyıcı proteinler görev alır. Aktif taşıma, şey, difüzyonda evet kanal proteinleri veya işte taşıyıcı proteinler yer alabilirken, çünkü neden kolaylaştırmış difüzyona böyleydi. Aktif taşımada yine aynı şekilde taşıyıcı proteinler görev alabilir. Yani hem aktif taşıma için hem de pasif taşıma için ikinci yargı ortaktır. Üçüncü yargıya bakıyorum. İki ortamın arasındaki yoğunluk farkını azaltır. Evet, pasif taşıma için söyleyebilirim. Difüzyon için söyleyebilirim ama şey için, aktif taşıma için arkadaşlar geçerli değildir. O yüzden bunu almıyorum. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Yavru ceylanlar birazcık lütfen söyle dikkatli okuyun. Aktif taşıma için de söylenebilir dediği için ortak olanları alıyorum. Doğru cevabımız ne olacaktı? B şıkkı olacaktı. Geçiyorum, geçiyorum. Birazcık böyle zorlayıcı olmayan, çok uzun, birazcık daha konuyu anlamanıza yönelik basit sorularla başlayalım. Sonrasında zorlaştıracağız. Altıncı soruya bakar mısınız? Süpersiniz. Bak, bu soruda doğru cevaplar geliyordu. Herkesten cevap bekliyorum. Glikolipid, glikoprotein. Neydi acaba? Şimdi hadi gelin birlikte bakalım soruya. Hücre zarı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hücre zarı arkadaşlar yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur. Evet, yapısında çift tabakalı fosfolipid tabakası vardır hücre zarı ile ilgili. Birinci yargı ne olacak o yüzden? Doğrudur. Evet, yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur. Evet, doğru. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da yarı gömülü olarak bulunur. Evet, şu fosfolipid tabakasını arkadaşlar belki şekil üzerinde biraz önce görmediniz ama yarı gömülü olarak bulunabilir. Mesela şu protein yapısı olsun veya tam gömülü bir şekilde olabilir. Bu yüzden bu da doğru. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür. Evet, glikolipid ve glikoprotein arkadaşlar reseptör görevi görür diyebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Peki geçiyorum bir başka soruya. Beşinci soruya bakalım mı birlikte? Daha doğrusu önce siz bakın. Geçtim beşinci soruya. Süpersiniz. Herkesten cevap bekliyorum. Bakayım konular ne kadar anlaşılmış.
Bitkilerde bulunan hücre çeperi, hücre çeperi, hücre duvarı için. Bilgilerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Hücre zarının dışında yer alır. Evet, hücre çeperi hücre zarının dışında yer alan bir yapıdır. Doğru. Hücreyi dış etkenlere karşı korur. Evet. Hücre duvarı tam geçirgendir. Evet. Hücre zarı seçili geçirgenken hücre duvarı tam geçirgendir. Karbonhidrat yapılır. Evet, işte selüloz gibi, kitin gibi, peptidoglikan gibi, bunların hepsi arkadaşlar nedir? Karbonhidrat içerikli yapılardır diyebiliriz. Doğru cevabımız eşlik olacaktı. Teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Beşinci soruya da baktık. Hadi bakalım birazcık daha böyle alengeli, birazcık daha ayrıntılı sorulara geçelim. Geçiyorum dördüncü soruya. Süpersiniz. Herkesten cevap bekliyorum. Birazcık hatırlamaya çalışın. Daha biraz önce bahsettik. Hadi gelin birlikte bakalım. Hücre zarı seçici geçirgendir. Evet, doğru. Bir molekülün zardan geçip geçemeyeceği molekül ve hücrenin özelliğine göre değişir. Bu moleküllerin seçilmesinde bazı genel kurallar vardır. Buna göre ifadeler incelendiğinde hangileri doğrudur? Şimdi hücre zarından bazı moleküller vardı ki daha kolay geçebiliyordu. İşte, maddeler büyük maddelere göre daha kolay geçiyordu. Nötr işte maddeler negatif iyonlara göre daha kolay geçiyordu. Negatif iyonlar işte pozitif iyonlara göre daha kolay geçiyordu. O yüzden iki yanlış. Yağda eriyen vitaminler suda eriyen vitaminlere göre daha kolay geçer. Neden? Çünkü fosfolipide bakın. Doğru. Yağı çözen maddeler yağda çözülen maddelere göre daha kolay geçer. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü fosfolipide bakın. Yağda bakın olduğu için yağda çözülen veya yağı çözen maddeler, yağı çözen daha kolay hücre zarından ne yapabilirler? Geçiş yapabilirler diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü fosfolipid tabakasından geçiş yapacaklar. Dışıcı proteinlere ihtiyacı yok. O yüzden doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. 1, 3, 4 doğru cevap olacaktı. Peki. 5'i 6'yı çözdük. Geçiyorum şu kısmı. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruyu çözmemiştik değil mi? İkiyi çözdük, üçü çözmedik. Üçe bakalım. Harikasınız. Biraz herkesten cevap bekliyorum. Hani cevaplarınız geliyor ama bazılarınız cevap vermiyor. Çekimsel kalıyor. Hadi gelin birlikte bakalım. Hücre zarının yapısında hücreleri birbirini tanıyan, kimyasalların birbirini tanımasını sağlayan glikolipit ve glikoprotein molekülleri bulunur.
Bu moleküller ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Her hücrenin uzay yapısındaki miktarı ve dağılımı farklıdır. Evet arkadaşlar, glikolipid ve glikoprotein. Her hücredeki zar dağılımı birbirinden farklıdır. Hücrelerin farklılaşmasını sağlayan, özgürlüğünü sağlayan arkadaşlar glikolipid ve glikoproteindir. Birinci yargımız ne olacak da doğru olacak. Hücre zarının özgürlüğünü sağlar. Evet arkadaşlar, hücre zarının özgürlüğünü sağlar. Doğru. Mikroorganizmaları tanıma, reseptör gibi görevler üstlenir. Evet, doğru. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? E şıkkı olacak. Teşekkür ediyorum. Süpersiniz. O zaman birinci soruya bakalım. Birazcık uzun bir soru. Genelde öğrencinin sevmediği soru tarzıdır. Ama bu tarz uzun sorular, paragraf, tablo soruları cevabı içinde barındıran sorulardır diyebiliriz. O yüzden bir yedinci soruya bakalım. Herkesten cevap bekliyorum. Uzun soru gelince okumamazlık yapmıyorsunuzdur umarım. Uzun sorularda kafamız karışıyor birazcık. Bilgilerinizi hatırlayın. Hadi gelin birlikte bakalım. Hücre üzerinde bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. Yani bazı proteinler hücre üzerine gömülü bir haldedir, bazı proteinler yarı gömülü haldedir. İç proteinler çift tabakalı fosfolipidin hidrofobik kısmına girmiş haldedir. Hidrofobik kısımları polar olmayan amino asitleri içerir. Hidrofilik kısımları ise zarın her iki yüzeyinde de sıvı çözelti ile temas halindedir. Bazı iç proteinler molekülleri kendilerine bağlayarak ve şekil değiştirerek taşırlarken bazı çeşitleri hidrofilik bir kanal oluşturarak maddeleri taşırlar. Yağ tabakaları arasında kanal oluşturarak madde taşınmasını sağlayan bu proteinlere kanal proteinleri denir. Buna göre kanal proteinleri ile ilgili açıklamalarından hangileri yanlıştır? Su gibi polar moleküllerin zardan geçişini sağlar. Yani kanal proteinleri, su molekülleri kanal proteinleri veya taşıyıcı proteinlerden geçiş yapar demiş. Doğru. Bazı çeşitleri her zaman açıkken bazıları belirli bir sinyale tepki olarak açılabilir, kapanabilir. Kanal proteinlerinden bahsediyor. Evet, doğru. Polimer maddelerin geçişini sağlar arkadaşlar. Hani polimer maddelerin geçişini sağlamaz arkadaşlar. Polimer olmayan yapıları hani, yani yağda çözün yani kanal proteinleri su ve suda çözünen maddelerin geçişini sağlar diyebiliriz. O yüzden de o cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Geçiyorum. Yedinci soruya mı geçelim? Evet. Şekilli soru. En çok korktuğumuz sorular. Şekil, tablo soruları. Hadi bakalım yedinci soruya bakalım. Birazcık soruyu net görebiliyor musunuz diye umuyorum. Hadi bakalım 7. soruya bakalım.
Özür diliyorum. Anketimiz bitmiş kovuldu benim yüzümden. Herkesten cevap bekliyorum. Nereden geçtiği önemli. Hücrelerinden mi geçmiş? Kanal proteinlerinden mi geçmiş? Çoktan aza mı geçmiş, azdan çoğa mı geçmiş, oklar göstermiş bana sanki. Kesinlikle diyor sorudan. Hadi gelin birlikte bakalım 7. soruya. Kesinlikle söylenebilir demiş. Şimdi aşağıda hücre zarından A, B, C maddelerin geçişi gösterilmiştir. İşte A nereden geçmiş arkadaşlar? İşte hücre içinden hücre dışına doğru geçiş yapmış. Ve nasıl bir yapı sergiliyor? İşte çoktan aza doğru geçiş yapmış. B'ye baktığımız zaman işte yine çoktan aza doğru geçiş yapmış. Taşıyıcı proteinlerden geçmiş. C'ye bakacak olursak fosfolipid tabakasından geçiş yapmış diyebiliriz. Şimdi A oksijen gazıdır. Kesinlikle dediği için bilemem ki, belki oksijen değil, belki karbondioksit. Nereden bileceğim ben bunu? Kesin olabilir mi? Diyemem. B glikoz molekülüdür. Hangileri olabilir deseydi evet A'yı B'yi alırdım arkadaşlar. Ama kesin dediği için glikozdur diyemem, yani kesinlik bildirmiyor bana. C yağda çözünen bir vitamindir. C, evet, yağda çözünen bir vitamin olabilir ama emin değilim. 3 maddenin geçişinde de yoğunluk farkı önemli. Baktığımız zaman işte çoktan aza doğru geçiş. Çoktan aza doğru geçiş. Yoğunluk farkı önemlidir. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacaktı. Sorulardan lütfen birazcık dikkatli okumamız gerekli. Kesinlikle mi diyor? Olabilir mi diyor? Birazcık lütfen dikkatli sözün soruları. Geçiyorum 8. soruya. 8. soru ama hücreli yani ne alakası var? Hücreyle alakası yok. 8. soruyu geçebiliriz. Çünkü neden kullanılan malzemeleri söylüyor. Aynen bunlardan bahsetmedik. O yüzden soruyu geçelim. 8, 9. 9. sorudayız. Hadi gelin 9. soruyu yapalım. Herkesten cevap bekliyorum. Süpersiniz. Cevap verenler. Aa, karıştı. Kafalarınız karıştı. Farklı farklı cevaplar gelmeye başladı. Şimdi hadi gelin birlikte çözelim. Hücre zarından difüzyon ile moleküllerinden hangileri geçemez? Difüzyon dediğimiz yapı nedir arkadaşlar? Pasif taşımadır. Küçük maddeler geçebilirken büyük maddeler ne yapamayacaklar? Geçemeyecekler. Oksijen
Pardon. Neden böyle geldin sen? Hey, kaydın. Ne demiş bana? İşte hücre zarından difüzyonine moleküllerden hangileri geçemez demiş. Oksijen geçebilir mi? Evet. Geçebilir arkadaşlar. Çünkü neden? Küçük bir yapı. Geçebilir. Glikoz geçebilir mi? Evet. Küçük bir yapı. Geçebilir. Protein. Protein dediğimiz yapı arkadaşlar polimer bir yapıdır. Hücre zarından geçiş yapabilir mi? Hayır. Hücre zarından geçemez. Yani hücre zarından difüzyonla geçiş yapamaz. Su molekülü geçer mi? Evet, su molekülü de geçer. Çünkü monomer yapı geçebilir. Yağ molekülü de polimer yapı olduğu için geçemez. Doğru cevabımız ne olacaktı? B şıkkı olacaktı. Geçiyorum, geçiyorum bir sonraki soruya. 10. soru. Difüzyonda sıcaklık önemli miydi? Molekülü büyüklüğü önemli miydi? Acaba ne önemsizdi? Hadi gelin birlikte bakalım soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından madde geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden biri değildir? Difüzyon hızını etkileyen faktörlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı ne oluyordu? Artıyordu. Çünkü kinetik enerjisi artmış oluyordu. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalıyordu. Etkileyen bir faktör. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Evde bir parfüm sıktım. Eğer parfümlü odaya bir parfüm sıktım, difüzyon hızı ne olacaktı? Fark edecekti. Pore sayısı hücre zarındaki porlardan geçişler yapabilir. O yüzden bu da etkiler. Ama ATP zaten difüzyonda ATP harcanmaz ki. O yüzden de ATP önemli bir madde, yani önemli bir etken değildir. Benim için difüzyon hızını etkileyen bir etken değildir. O yüzden B şıkkı diyoruz. 10. sorumuza. Geçiyorum 11. soru. Harika, vitesi bitirdik herhalde. Başka soru kalmadı. Bir tane daha test ayarlayayım ben. Siz de 11. soruyu çözün. Herkesten cevap bekliyorum. Hadi hadi, yoruldunuz farkındayım ama az kaldı. Herkesten cevap bekliyorum. Hadi gelin birlikte bakalım soruya. Basit difüzyona ait özelliklerinden hangileri doğru değildir demiş arkadaşlar. Basit difüzyonların nasıl gerçekleşiyordu? Fosfolipid tabakasına maddeler geçiş yapıyordu. İşte yoğunluk farkı önemliydi. ATP harcanmıyordu. Taşıyıcı proteinler kullanılmıyor. Basit difüzyonda fosfolipid tabakasından geçiş yapıyordu maddeler diyebiliriz. Taşıyıcı proteinler kullanılır. Hayır, yanlış. ATP harcanmadan gerçekleşir. Kesinlikle doğru. Cansız ortamlarda
gerçekleşemez. Yanlış canlı ve cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Doğru değildir diyor. Yanlışları soruyor. Doğru cevabımız. O yüzden eşkı olacak. Sormak istediğiniz bir şey var mı buraya kadar yavru ceylanlar? Şimdi sormak istediğiniz bir şey yoksa hemen bir test daha getiriyorum. Hemen bir test daha gelsin. Birazcık daha bir 5-10 dakika daha bir soru çözelim. Sonrasında hücrede ne madde geçtiğini işlemiş olur. Sizden ricam arkadaşlar lütfen elinizdeki kitaplardan hücre zarı ile ilgili soruları çözebilirsiniz. Daha sitoplazmalarından, organellerden bahsetmedik ama hücre zarından madde geçişleri tarzında şeyler olabilir. Testleriniz olabilir. Lütfen bunları elinizdeki çözün. Çok sevinirim. Hadi gelin geçiyorum birinci soruya. Grafik tablo soruları, avatarda yapamadığımız sorular. Ama korkmayın. Aslında bunlar daha. Hadi bakalım birinci sorudayız. Aman tanrım. Farklı farklı cevaplar geliyordu. Hadi gelin birlikte bakalım soruya. Bir amip, tek hücreli bir canlı. Önce saf suya, sonra da tuzlu suya bırakılıyor. Saf suda amip ne olacak arkadaşlar? Bol miktarda su alacak. Su alacak, su alacak, su alacak içeriye. Su aldığı için de ne olacak? Ozmotik, yani turgor basıncı artacak. İşte ozmotik basıncı azalacak. Daha sonrasında tuzlu suya koyduğumuz zaman da bu sefer su kaybedecek. Ozmotik basıncı ne olacak? Artacak diyebiliriz. Yani başlangıçta soruda ne demiş bana? İşte amip önce saf suya, sonra tuzlu suya bırakılıyor. Buna göre ozmotik basınç değişimi aşağıdakilerden hangisidir? Saf suya koyduğumuz zaman hücre içeriye su aldıkça su alma isteği ne olacak? Azalacak. Çünkü madde yoğunluğu azalmış olacak. O yüzden başlangıçta azalacak. Şunu eledim, bunu eledim. Başlangıçta azalacak, sonra artacak. Buna eledim, buna eledim. Başlangıçta azalıp sonrasında tuzlu ortamı koyduğumuz zaman işte su kaybedecek. İlk başta hipotonik bir ortam gibi düşünün. Hücre durmadan su alacak. Sonrasında ise hipertonik bir ortam. Hücre su kaybedecek. Ozmotik basınç da ilk başta azalacak. Sonrasında artacak diyebilirim. Doğru cevabım ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacaktı. Biraz kafalarınız karışmış. Bu sorular karşınıza çok çıkar. Lütfen dikkat edin. Su kaybediyor mu? Su alıyor mu? Şu soru birazcık daha uzun bir soru. Birazcık daha böyle kafanızı karıştıracak bir sorular. Heh. Beşinci soruya bakabilir miyiz? Herkesten cevap bekliyorum. Hadi gelin birlikte bakalım soruya.
U şeklinde bir boru alınarak X koluna %20'lik glikoz çözeltisi, Y koluna %10'luk maltoz çözeltisi konulmuştur. Buna göre bir süre sonra olaylarından hangileri gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar glikoz hücre zarından veya yarı akışkanlardan geçebilecek mi? Evet, geçebilecek. Fakat işte maltoz geçiş yapabilecek mi? Hayır, maltoz geçiş yapamayacak. Çünkü neden? Maltoz bir disakkarittir arkadaşlar. Maltoz ne yapamayacak? Direkt geçiş yapamayacak diyebiliriz. Şimdi bakacak olursak olaylarından hangileri gerçekleşir demiş bana soruda. X kolunda sıvı seviyesi bir süre sonra yükselir. Baktığınız zaman %10'luk glikoz, %10'luk işte maltoz var. Baktığınız zaman işte şurada %20'lik bir glikoz varken burada %10'luk maltoz var. Burada işte glikozlar arkadaşlar ne olacak? İşte su yoğunluğu işte burada glikozla maltoza baktığınız zaman maltoz geçiş yapamayacak ama glikoz ne yapabilir? Geçiş yapabilir. Ve bu yüzden de X kolunda sıvı seviyesi arkadaşlar yani X'ten bu tarafa doğru ne yapacak? Madde geçişi gerçekleşebilecek. Bu aynı zamanda sıvı yükselmesi meydana gelebilir. Hani buradan buraya bir geçiş olduğu için arkadaşlar buradan buraya glikoz, buradan buraya da su geçişi gerçekleşebilir. Çünkü su yoğunluğu %90'lık bir su yoğunluğu burada, %80'lik bir su yoğunluğu burada. Buradan buraya glikoz gerçekleşir. Buradan buraya da su yoğunluğu gerçekleştiği için X kolunuz bir süre sonra sıvı yoğunluğu işte bir süre sonra X kolunda yükseklik artar. Doğru. Y kolunda glikoz rastlanır. Evet arkadaşlar X'ten Y'ye bir glikoz geçebilir. Çünkü glikoz bir monosakkarittir. Glikoz geçebilir ama maltoz geçiş yapamaz. Çünkü neden bir disakkarittir? Bu da doğru. Her iki kolda da maltoz görülür. Hayır arkadaşlar maltoz yarı geçirgen zaten geçemez. Monomer maddeler hücre zarından geçebilir. O yüzden bu da yanlış. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı olacak. Şimdi genel olarak arkadaşlar bugün nelerden bahsettik? Hücre zarından, madde geçişlerinden bahsettik. Hücre zarından bahsettik. Sorularını çözdük. Sizden ricam lütfen siz de elinizdeki kitaplarınızdan, denemelerden, testlerden hücre zarı ile ilgili sorularınızı çözün. Canlıların yapısındaki ortak özellikleri, canlıların yapısına katılan bileşenleri bahsettik. Hepsini işledik. Bitirdik arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorularınızı hepsini tamamlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey yoksa dersimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.